Binada yaşayan var mı? Binanın çoğu boşluğu vardı içindeyse. Alttan geçenler vardı. Arkadaşlar, çekimin sırası mı arkadaşlar? Öncelikle geçmiş olsun başkanım. Neler söylemek istersiniz bu? Vahim talihsiz bir kazayla yine ülkemiz karşı karşıya. İşte Maltepe patlaması, Çırpıcı'da bina yıkımı. Bugün de Seyit Sam Mahallesi, Bebeşler Mahallesi'ni birleştiren ana alter üzerinde
benzinliğin olduğu yerde 2 sene önce boşaltılmış ve çürük kararı alınarak yıkım tehlikesiyle karşı karşıya gelmiş bir binanın bugün çökmesiyle ilçemiz karşı karşıya geldi. Tabii öncelikle hepimize geçmiş olsun. 2 tane şu an ölümüz var. Başsağlığınızı diliyorum. Ama bu tür kazaların Zeytinburnu'nda ilçemizde yaşanıyor olmasının sebeplerini bizler sorgulamak zorundayız. Bu kazalar, talihsiz kazalar Zeytinburnu insanları yaşarken nedeninin, niçinini ve buna sebep olanları hepimiz irdelemek zorundayız. Burada tamamen bir idari ve yönetim hatası var. Çünkü bu binanın çökeceği, bu binanın yıkılacağı üniversiteler ve bilim tarafından verilen raporlardan sabit olmasına rağmen, yaklaşık 2 senedir de tahliye edilmesine rağmen binanın yıkımı gerçekleşmemiştir. Binanın yıkımı yapılmamıştır. Dolayısıyla burada tamamen yerel bir hata var, idari bir hata var, yönetim hatası var. Bunun sorumlusu da Zeytinburnu Belediyesi'dir. Zeytinburnu Belediyesi'ni ilçemizi yönetenlerdir. Dolayısıyla bunlardan bunun hesabını sorulması lazım. İlçemizin bu tür kazalara muhatap olmaması için bizim halkımızın duyarlı olarak bundan sonraki yerel yönetimlerde de ilçenin hukukunu bilen, ilçe insanının can güvenliğini koruyan yöneticilere ilçemizde ihtiyaç var. Dolayısıyla umuyorum ki Maltepe'de hukuku dolandılar, Çırpıcı'da da hukukun arkasında dolandılar. Ceza almalarına rağmen hukuki hapishaneye girmediler. Ama bu yaşadığımız bu sonuçta da bence Zeytinburnu Belediye yöneticileri, başta Murat Aydın olmak üzere, yargılanmalıdır. Gerekli cezayı müeyyide yerel yönetimlerde yerel yönetimler için uygulanmalıdır. Ben tekrar ölenlere rahmet diliyorum. Geçmiş olsun dileklerimi kazaya uğrayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umarım az hasarsız bir kazayı hep birlikte atlatmış oluruz.